Yine İstanbul'un üç büyükleri ilk yarıyı lider kapatamadı. Tahliye bekliyorum yapması gerekiyor ama bütçe anlamında tam olarak kulübü bilmiyoruz ne durumda. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Yılpor Samsun Spor transfer özel yayınıyla karşınızdayız. Yılpor Samsun Spor'daki son transfer gelişmelerini Furkan'la beraber özel olarak değerlendireceğiz. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Metehan. Bir hatırlatmalarımızı yapalım. Ardından programa da giriş yapalım. Tabii. Samsun Spor'da yine gelişmeler var. İki isim geldi. İki tane ismin de gelmesi gündemde. Sağ bek ve santrafor kovalıyor Samsun Spor. Yüksel Başkan'ın federasyon çekiminde de açıklamaları oldu. Yaklaşık bir 7 dakika. Aynen. 6,5-7 dakika arası. Onları da konuşuruz. Dün bir hazırlık maçı oynadı Samsun Spor. Kamp yaptığı RGS'te. Ligin sıkıntılı durumda bulunan takımı Gençler Birliği ile. Onu da konuşuruz. Sonra zaten çıkan 11'leri değerlendiririz en azından. Aynen. As oyuncular genelde sonradan girdi çünkü. Zaten hazırlık maçlarını değerlendirmeye gerek yok. Bazı yorumlar gördüm dün Twitter'da. İstifa yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bayram Hoca'ya. Yani. İlk yani, olarak bir hatırlatmaları hemen yapalım. Aynen yapalım. İzleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak golvar.com'a ulaşabilirsiniz ve bizi de oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca tüm izleyicilerimizden ricamız kanalımıza abone olmadan izleyen izleyicilerimizden abone olmalarını ve videolarımıza da beğeni ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Senin herhangi bir hatırlatman var mı? Benim de hatırlatmam şu, Yılpor Samsun Spor taraftarlarından rica ediyoruz videomuzu sonuna kadar izlesinler. Videomuzu paylaşsınlar ve videomuza beğeni yorumda kesinlikle bekliyoruz. Transferlerle ilgili görüşlerini de bekliyoruz ve fikstürü konuşacağız, değerlendireceğiz. Özellikle ilk 7 haftayı, çünkü ilk 7 hafta biraz daha zor. Onunla ilgili de taraftarların görüşlerini özellikle rica ediyorum. Tabii. Samsun Spor'da 2 tane transfer gerçekleşti. Geçen haftaki transferlerden sonra Rize Spor'dan tecrübeli 10 numara Çaykur Rize Spor'dan Fernando Henrique Boldrin, yıllardır ülkemizde oynayan Brezilyalı 10 numara. Bir de geçtiğimiz sezon TFF 1. Ligi 17 golle gol kralı kapatan Ahmet Saat geldi ya da Ahmet Sagat. İsmi iki farklı Şagat. Şekilde Şagat diyenler var ama Sagat ediliyor. Ki Ahmet Sagat transferi çok stratejik bir hamle oldu. Oyuncu hem Alman hem de Türk pasaportuna sahip. Yani çift pasaport. Bu oyuncu Türk pasaportuyla oynayacak. Samsun Spor resmen bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Önce Boldrin'le başlayalım. Çünkü Boldrin daha önce geldi. Aynen. Boldrin biliyorsun ülkemiz ilk olarak 2017-18 sezonunda geldi. Marius Şumudika ile beraber Kayseri Spor'a. Ardından bir Çaykur Rize Spor'a gitti. Ve uzun yıllarda Rize Spor'da kaldı. Çok önemli bir 10 numara Boldrin. 10 numara zaten sol ayağını roket gibi kullanan. Duran topları çok etkili. İyi kullanan, ara pasları çok etkili olan bir oyuncu. Bu lig için biçilmiş bir kaftan ve şöyle bir stratejik hamle oldu Boldrin'in gelmesi Samsun Spor adına. Boldrin'i Eyüp Spor da istiyordu. Nasıl Eyüp Spor Ahmet Yazar transferinde Samsun Spor'a çalım attıysa Samsun Spor da Eyüp Spor'a Boldrin konusunda transferinde çalım attı ve iki takımın şampiyonluğa oynayacaklarını ve birbirlerine direkt rakip olacaklarını düşünürsek akıl oyunlarında Samsun Spor durumu 1-1 yapmış oldu. Skoru dengeledi. Ne düşünüyorsun Fernando Henrique Boldrin için? Şimdi öncelikle Yılpor Samsun Spor'un yapmış olduğu iki transferin hayırlı olmasını diliyorum. Tabii. İnşallah Allah kazası belası sakatlıksız hayırlı olsun. Bir sezon nasip eder. Tabii. Tüm oyuncular için temennimiz bu, tüm takımlar için. Tabii ki de. Şimdi ben öncelikle transferleri yorumlamadan önce bir konuya değinmek istiyorum. Geçen hafta, daha doğrusu bugün ne? Perşembe. Bu hafta salı veya pazartesi olması lazımdı bu durum. Şimdi Twitter'da bazı şeyler yazıldı. Başkan ona cevaplar verdi. İşte bu transferde menajerler olayı falan yazıldı. Mustafa Çevik yazdı bu haberi. Boldrin için mi? Yok. Batu Kaplan'la ilgili falan yazdı. Ha. Yüksel Başkan da ona cevap verdi. Genel ortalık değil mi bu? Ha. Şu ana kadarki tüm transferler adına ya, bir ismin üzerinden transfer yaptığını ima etti. Batu Kaplan'ın mı? Aynen. Başkan orada uyarıyor güya. İşte şey dedi. Başkanım dikkat et, işte bunun üstünden niye oyuncu transfer edin. Yani biraz şey yapmaya söyle getirdi. Şu ana kadar pay alıyor gibisinden, şu ana komisyon kadar alıyor gibisinden hani şey yapmaya şey çalıştı. Şimdi Batu Kaplan bu transferlerden belli ölçüde bir şey alıyorsa bu Batu Kaplan'ın hakkıdır, onu söyleyeyim ama sana. Çünkü Batu Kaplan iyi kadro kurdu. Şu an Batu Kaplan'a kimse bir şey diyemez. Aynen öyle. Zaten biz ne ve Batu Kaplan'la zaten alakalı da bir şey diyeceğim. Batu Kaplan gerçekten akıllı bir insan. Hı-hı. Onu da sana söyleyeyim. Mesela şimdi şöyle bir nokta var. Ben onu söyledim. Başkana da yazdım. Dedim ki başkanım dedim.
hani siz dedim sezona başlıyorsunuz, az kaldı, transfer dönemi, işte düşmanca yorum yazanlar da olur dedim. Ne normal. Art niyetli yazanlar da olur dedim. Kimse dedim kaynılıp cevap vermedi dedim. Başkan haklısın diye cevap yazdı. Ona da yazdım, söyledim. Hatta Twitter'da da paylaşmıştım. Bir kere başkan bunları kulağını kapatsın, onu söyleyeyim. Yüksel başkanın zaten 3 yıldır en büyük hatası oldu. Aynen. O yüzden polemiğe girmemeli. Evet, başkan... O yüzden çok fazla uyardık. Hali de uyarmaya devam ediyoruz. Başkan haklısın. Polemikler bir şey kazandırmaz. Şu an iyi bir kadro kurdu. Tabii. Samsun Spor. Çok iyi bir kadro kurdu. O yüzden hiçbir şekilde Samsun Spor'un dış dünyaya kulağını kapatıp kapılarında tamamen kapatmayacaklar şu noktada. Biz mesela şimdi uyarıyoruz ya böyle. Bunları dikkate alsınlar. Oyuncu özelinde de dikkate alsınlar bizim yaptığımız yorumlarda. Mesela geçen hafta Ahmet Sakat gelmeli dedik. Ahmet Sakat'a direkt transfer etti. Bak şimdi şöyle bir nokta var. Hani dış dünya kapatsınlar diyoruz ama mesela biz geçen hafta ve öncesindeki programlarda hep ne söyledik? Bunu sen söyledin daha çok. Ahmet Sakat'ın maddesi var dedin. Şimdi birçok takım transfer yaparken her oyuncudaki durumu bilmezler. Yani her tarafa yetişemezler daha doğrusu. Hani yurt dışında oyuncu var, tabii. Türkiye'de var, Fransa'da var, Norveç'te var. Her oyuncuda ne madde var, her oyuncuda ne özellik var, her oyuncuda ne sıkıntı var. Bunları her takımdaki isimlerin takip etmesi zor. Hani biz bile zaten mesela diyoruz ya, oyuncularla ilgili bilgimiz var ama oyuncunun iş dünyasını bilmiyoruz çok fazla. Tabii canım. İşte öyle. Madde noktasında ne bekliyor onu çok bilmiyoruz. Veya kulübünde kimle sıkıntısı var, kimle arası iyi, tabii, onu bilmiyoruz. Hani o yüzden bizim burada yaptığımız yorumlarda onlara biraz bilgi noktasında destek oluyor. Şimdi mesela normalde Batu Kaplan ne söylemişti? Biz yurt dışından forvet alacağız dedi. Ahmet Sakat geldi bak mesela. İlk önce. Ahmet Sakat daha önemli gelmesi. Çünkü neden? Türk bir kere. Benim o belirtmiş olduğum Şumski geldiği zaman da stratejiyi değiştirdiği noktasında bu sefer de tam tersini değiştirdi Samsun Spor. Ahmet Sakat geldi. Ne yapacak? Ben buradan görüş belirtiyorum. Geçen Twitter odasında da söyledim. Ahmet Sakat bu takımın ilk 11 forveti olacak. Ben yine bence söylüyorum. Ve şunu da söyleyeyim. 15 gol atar bence bu kadro. Şimdi şunu da söyleyeyim. Yipor Samsun Spor'un, yani daha doğrusu başkanın Fransa'dan anlaştık dediği bir oyuncu ismi söyledi. Ya isim söylemedi de forvet dedi. İsim düşmedi. Ben bunu Fransa kaynaklı teyit ettirdim. Bana göre 3 oyuncudan birisi ve başkanın söylemiş olduğu açıklamaya karşılık da benim söylediğim oyuncuya uyuyor. Yani oyunculara uyuyor. Başkan ne dedi biliyorsun? Bonservisli dedi. Bonservisli dedi. Benim o 3 tane oyuncu da bonservisti. Bir tanesi 2 yıllık sözleşmesi kaldı. Diğer 2 tanesinin 1 tane kaldı. Yani 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Bana göre 1 yıllık sözleşmedeki oyuncu gelecek. Hatta şu an burada ben önümü açıyorum. Tabii ki isim vermeyeceğim programda, onu söyleyeyim. Çünkü transfer noktasında sıkıntı çıkmaması için, Samsun Spor'un transferi noktasında engel çıkmaması için bunu söylemeyeceğim isim. Şimdi bu oyuncunun ben sözleşmesine baktığım zaman da bir tane oyuncu kesinlikle bence büyük ihtimalle bu olacak diye düşünüyorum. Peki bu oyuncu iyi bir oyuncu mu? Yok, 3 oyuncu da iyi oyuncu değil. Ha, beğenmedin. 3 oyuncu. O yüzden zaten Sakat'ın 11 oyuncusu olacağını, hatta Twitter olsun da şunu söyledim. Ahmet Sakat bu 3 tane oyuncu da cebinden çıkartır. Bak cebinden. Bak sen burada zaten önümde görüyorsun oyuncuyu. Büyük ihtimalle bu oyuncu gelecek zaten. Bak büyük ihtimalle bence bu oyuncu gelecek. Bak, ben bekliyorum. İsim vermiyorum. Bizim çünkü biliyorsun bir habercilik şeyimiz yok. Tabii. Bazıları ne yapar? Haber verir. Rating almak için. Biz haberci değil, biz yorumcuyuz. Aynen. Biz o yüzden takımların menfaatini kolladığımız için de hani bu noktada transferde isim vermeyeceğim. Öncesinde isim vermiştim. Ama şimdi transfer son noktaya geldiği için vermeyeceğim. Neden öncesinde isim vermiştik? Kassiano'ya Goyal'i vermiştik biliyorsun. O transferlerde de biz Samsun Spor'a bence... Bence Samsun Spor senin yorumlarından sonra, evet, vazgeçti. Ben öyle düşünüyorum. Ön ayak olduğunuzu düşünüyorum. Ben sana özellikle... Çünkü Musa Goyal İstanbul'a geldi biliyorsun. Kassiano biraz zorlandı mesela. Hani gene alınabilmek, tabii, için de Musa Goyal'den direkt vazgeçildi. Aynen. Yani bile çıkmadı. Ama mesela da sen söyledin mesela. Direkt aldılar yani. Bir de şu noktayı peki söyleyeceğim. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Samsun Spor sürpriz bir sağ bek Denizli Eşraflarından olabilir mi? Kimden? Denizli Eşraflarından. Vallahi şimdi olabilir ama şimdi şöyle bir nokta var. Gökhan Gönül bitecek gibi duruyor. Yanlış olur. Gökhan Gönül çok yanlış transfer. Buradan bakın uyarıyorum. Her zaman takımların menfaat için. Gökhan Gönül bir atakta şey yapar, dripling yapar, bağları atar. Çok yüksek Gökhan'ın. Çapraz bağlara bir şey olur, Allah korusun. Gökhan Rize'de de geçen sene, aynen, sıkıntı yaşadı. Veya tam tersi bir nokta var. TFF Binicik nasıl bir lig? Mücadeleci. Sert. İkili mücadeleler çok önemli olan bir lig. Gökhan Gönül'ün böyle fiziksel bir özelliği yok, yıkılıyor direkt. Kalmadı ki zaten. Bir noktaya daha geleceğim. Gökhan Gönül'ün kariyerinden beri hep bu sıkıntısı var. Gökhan Gönül hiçbir zaman hücuma çıktığı zaman da net böyle iyi ortalar açan bir oyuncu olmadı. Dandun adamlara çarpıyor toplar. Bak
Mesela şöyle bir nokta var. Şu oyuncu rakip alalım. Şunu da futbol topunu alalım, tamam mı? Gökhan Gönül'ü de benim elim alalım. Gökhan Gönül orta açtığı zaman da şöyleyse hep şöyle orta açmaya çalışan bir oyuncu. Ya bir adamı geç, yanına bir pas at veya ayağında topu tut, adamı bekle, adamını yani arkadaşını bekle, pas at, öyle bir şey yap. Adam burada orta açıyor, adama çarpıyor. Soner Gönül yapıyordu yani bu sene. Hep önünde adam var, vurduruyor, çarpıyor taca veya çarpmıyor avuta. Hep o var Gökhan Gönül'de. Şimdi Samsunspor bu kadar iyi transferler yaparken bu kadar artık son noktaya gelmiş bir oyuncuyu nasıl transfer ediyor? Şimdi şunun da altını çizeceğim. Burada hani demesinler, siz işte Erdem'i söylüyorsanız bunu niye söylüyorsunuz? Şimdi Erdem'i alalım 37 yaşında, Gökhan da 37 yaşında, bir alalım. Bu adamın kaç yıldır yaptıklarına bir bakalım, bir de şu adamın yaptıklarına bir de bakalım. Sakatlık sıkıntısı. Aynen. Erdem olmadı. İstikrarlı, hala sonuna kadar isteyen, tabii, şampiyonluk isteyen, galibiyet isteyen, başarı isteyen, evet, bir oyuncu. Burada da Gökhan'da doymuşluk var. Fenerbahçe'ye geldi, tabii, oynadı, Beşiktaş'a geldi, bıraktı, Fener'e geldi, bir sene oynadı, Rize'ye geldi. Ben soruyorum buradan, Gökhan Gönül diyorlar ya, ki Samsun birçok taraftar da bizimle aynı görüşte. Kayyum'dayken, öncesinde, sonrasında neredeydi Samsunspor için Gökhan Gönül? Zaten hiçbir zaman Samsunluyum demedik. Aynen. Ya mesela Gökhan Gönül Fenerbahçe'de oynadı, Beşiktaş'ta hep oynadı. Hep son haddeye gelince söylüyorlar, onu söylemek istiyorum 55 yani. Numarayı hiç giymedi mesela. Aynen. Hani genelde 77 hep zaten. Hep 77 giydi. Yani hiçbir zaman Samsunluyum demedi ki, evet, Gökhan Gönül. Yani ben o yüzden bakıyorum. Herkes hani diyor ya, bazıları diyor yani, daha da çok kişi demiyor da, son memleketin oynuyorsun da hani memleket hiçbir zaman onun futbol anlamında öncelik söylüyorum. Öncelik zaten olmadı futbol anlamında. Bir de şöyle bir sıkıntı olur. Gökhan Gönül'ü ben saha içi zaten değerlendirmiyorum. Ben saha dışında sıkıntı çıkaracağını düşünüyorum. Ne anlamda? Zaten geçen sene bir Hasan Kılıç, Yasin Öztekin problemi oldu. Hı hı. Şimdi Gökhan Gönül gelirse kaptan olmak isteyecek. %100 isteyecek. Hı hı. Bir de şunu da diyecek. Ben bu takımdaki en kariyerli oyuncuyum diyecek. Oradan arıza çıkabilir. Samsunspor'un bence sağ beke TFF 1. Ligin içinden bir sağ bek alması lazım diye düşünüyorum. Ya kesinlikle öyle. Samsunspor büyük hata yapar. Başkan da kapımız açık dedi ama başkanım ben bence de yanlış yaparsınız. Ve buradan Şener Özbayraklı için ne düşünüyorsun? Yok, Şener'in aman da adı. Şener'in 3 yıldır maçı yok. Şener Gökhan'dan daha kötü durumda olur. Karıştırma anlamında. Şener'de alem de var. Şener evli barklı ya. Ama attığı mesajı biliyoruz. O evlenmeden önceydi ya. Arda Turan da evliydi, ne yaptığını biliyoruz. Yani şimdi ben Şener bunu yapıyor demiyorum. Bence Samsunspor'un... Ben Şener'in disiplinine güvenmiyorum. Şener zaten... Hani gündemde yok zaten de. Hani yorumlama anlamında ben bunu söylüyorum. Şener şeyi de bırakmış. Hani böyle futbolu da bıraktı. Kapatmış. Tabii. Hani tamamen soyutladı. Mesela bence futbolda en tehlikeli oyuncu şudur bana göre. Yedek kalmayı kabullenen futbolcu. Ya şimdi bir benim de en çok tehlike olarak kesinlikle gördüğüm bir olay. De şöyle bir nokta var şimdi. Bu adamların yani bu tarzdaki oyuncuların kafasında şu var. Paramı alayım, yedek kalırsam kalayım, sen dediğin gibi işte. O çok tehlikeli. O kafada şey zaten. Hani Şener 3 yıldır. Şimdi herkes Samsunspor'da biliyor para var. E tabi. Başkan varlıklı. Tabii. Paraları veriyor. Bak bu sene Samsunspor'un harcadığı para 270 milyon TL yakın bir para neredeyse. Çok büyük bir para. Şimdi geçen başkanın yaptığı o federasyondaki çekim, kura çekimindeki açıklamalarında da şunu dedi. Çok paramız gitti dedi. Ama ne dedi? Bu sefer biz diyor hızlı hareket ettik diyor. Hızlı hareket eden takımlar için hep ne oluyor ilk haftalarda? Piyasa yüksek oluyor. Bunu ikincilikten çok iyi biliyoruz. Bir de şimdi Samsunspor'da para olduğunu bilenler 500'te adamın değeri sallıyorum 800 istiyor. Hem öyle olmasa da zaten herkesten bunu istiyorlar. Çünkü ilk evet, başta sen transfer yapmak istediğin zaman da bu şey gibi. Sen pazara gittiğin zaman da her zaman iyi meyveler kalır. Evet. Akşam gittiğin zaman da 5-3 adında çürükler kalır. Aynen. Samsun iyilerine gitti. Samsun ne yaptı? 19-20 sezonundan sonra çıktığı zaman da bu ligde 20-21, 21-22'de hep geç kaldı. Yanlış oyunculara gitti. Kötü oyuncular aldı. Bu sene ne yaptı? Akıllandı. Batu Kaplan geldi. Bir düzen çizdi. Erken transferler yapıldı. Bu ligden kaliteli yerli oyuncular alındı. Yabancılardan Novikovas alındı. Fofana bilinen kaldı. Fofana zaten kaldı. O buradaydı. Tabii. O yüzden hani başkan bu noktada zaten şey değil, yanmıyor. Ben zaten diye bunu vermem gerekiyordu diyor. Yaptık diyor. Hatta biz de şampiyonun en büyük adaylarından izliyor. Çok doğru söylüyor. Başkanım siz biliyorsunuz ben geçen sene ne söylemiştim? Samsunspor hiçbir şekilde playoff'a kalamaz başkan demiştim. Başkan da onu kabullendi ama dedi ki yok başkan o zaman kabullenmedi. Yok ama o zaman dedi ki sen bunu neye göre söylüyorsun dedi. Ben dedim ki başkanım dedim ben takımların maçına bakıyorum, rakiplerinizin kadrosuna bakıyorum, sizin kadronuza bakıyorum, sizin fikstürünüze bakıyorum, kadronun derinliğine, her şeyine bakıyorum dedim. Hani ben üstün körü bir yorum yapmıyorum. Ne oldu başkan son ki şeyde? Kabullendi. İşte aynen orada kabullendi. Ama bu sene ne diyorum mesela başkanla ilgili, daha doğrusu Samsunspor'la ilgili?
Öncelikle başkanla ilgili söyleyeyim. Doğru yaptın diyorum. Takımla ilgili de çok ciddi anlamda şampiyonluk adayı diyorum. Bunu da söylüyorum. Niye? Bizler yapılan hamlelere ve kurulan sisteme göre konuşuyoruz. Yani hiçbir şekilde takımların düşmanlığı anlamında değil. Başkan da bunu zaten çok iyi biliyor. Biz onun her zaman arkasındayız. Yanlış yaptığında yüzüne de söyleriz. Yanlış yaptığı doğru yaptığı zaman da yine yüzüne söyleriz. Biz hiçbir zaman hani yalakalık olsun diye başkan yanlış yapıyorsa başkanın çok doğru yaptığını demem. Çünkü bu başkanın iyiliğine değil kötülüğüne olur. Hani bu anlamda baktığımız zaman da başkan şu anda çok umutlu. Son yaptığı açıklamada da zaten yüzü gülüyordu biliyorsun. Çok böyle şeydi, enerjikti. Evet. Şeydi yani. Nasıl diyeyim sana? Pozitif takımından beklentiliydi yani. Belli yani. Zaten beklentili olmasa bu takım iyi. Çok iyi kadro. Ama ben oldu. Biraz sonra geleceğiz. Bu alternatif konusunu gene konuşacağız. Bize onunla ilgili de çok soru var. İşte bu alternatifteki orta sahaları soruyorlar, gençleri soruyorlar, kanattakileri özellikle. Bunlara varken hala yetmez mi diye soruyorlar. Onu cevaplayacağız ama öncelikle fikstürden gidelim. Daha sonrasında kulübe ve Boldrin'de Ahmet Sakat'ı yorumlayalım. Şimdi transfer dönemi programı olduğu için hani arada da bilgi falan geliyor. Hı-hı. Urfa'dan da bir bilgi geldi Samsun Spor'la alakalı. Onu da konuşacağız zaten sağ bekle alakalı. Programın ilerleyen dakikalarını konuşacağız. Fikstüre de bir dalalım. Tamam. Samsun Spor bence güzel bir fikstürle başlıyor. Şu açıdan ikinci hafta Eyüp maçı var kendi evinde. Mesela şimdi ilk hafta Altay maçı. Altay çok sıkıntılı durumda. Üçüncü hafta Erzurum maçı. Erzurum iki tane deplasmanı Altay ve Erzurum. İki takım da şu an çok vahim durumdalar. Aynen öyle. Dördüncü hafta içeride Manisa ile oynayacak. Manisa'nın şu an çok ciddi kadro zafiyeti var. Beşinci hafta deplasmanda Rize ile oynayacak. Rize'de şu an çok ciddi bir kadro zafiyeti var. Altıncı hafta içeride Sakarya. Yedinci hafta deplasman Bandırma. İlk 7 haftada 21 puanın 16 ya da 17'sini alırsa Samsun Spor çok ciddi bir inmelenme yapar. Çünkü atıyorum Bandırma deplasmanı 1 puan. İçeride Eyüp'ü yenerse Sakarya ile içeride oynuyor. Ben Sakarya'yı da yenebileceğini düşünüyorum Samsun Spor'un içeride. Samsun Spor 7 maçta 17 puan alırsa ardından önü çok açılır zaten. Bayram Hoca'nın da güveni gelir kendine zaten. Şimdi şöyle bir nokta var. Nokta. Şimdi şu 7 haftaya baktığımız zaman da Bandırma, Sakarya, Eyüp maçları. Bunu bir kenara alalım. Bandırma deplasmanı zor görünüyor özellikle. Ya, çünkü deplasman ya. Şimdi 3 maçta zor. Eyüp, Sakarya, Bandırma. Bu ligde ilk 5 tane hedef olacak takımlarından 3'üyle ilk 7 hafta içinde oynayacak Samsun. Şimdi bu 3 maçı bir kenara alalım. Tamam bu avantaj da olabilir, dezavantaj. Aynen. İyi çıkarsa avantaj olur. Şimdi geleceğim onlara. Şimdi tabii. Altay, Manisa, Erzurum, Rize noktasına bakalım. Sıkıntılılar. Bu 7 haftada net galibiyet yazacağım maç Altay maçı olur benim. Bunu şimdiden söylüyorum. Erzurum? Çünkü Altay tahtaya açamayacak onu söyleyeyim. O yüzden Altay maçı net anlamda Samsun'un geçmesi gereken maçlardan birisi. Eyüp maçında şöyle bakıyorum. Eyüp maçı tam bir psikolojik maç. Eyüp maçı hani avantaj sağlayacağınız bir maç değil. Çünkü ikinci haftada daha mesaj Eyüp'ü maç. Kazanırsın. Arkasından puanlar kaybedersin. Hiçbir şeyin kalmaz. Ama diyelim ki Eyüp maçı 16. 15. haftada o kazansaydın, o zaman geldiğin noktada o alacağın galibiyet belki derdin ki avantaj. Ama şu anda bu maç tam bir psikolojik maç. Çünkü bu iki takım net anlamda şampiyonluk adayı takımlar. Eyüp ve Spor transferde de bu takımlar birçok oyuncu da karşı karşıya geldikleri için tabii tam bir psikolojik üstünlük maçı olacak. Ve hani hocalar nazarında da bu maç tam bir tartı maçı olacak yani onu söyleyeyim. Erzurum, Manisa, Rize maçlarına gelecek olursam, şu anda Manisa hiçbir şey yapamayacağını yine bize gösteriyor. Bunu bir kere söyleyeyim. Hamle yok. Hala aynı yanlış hamlelere devam ediyorlar. Onu sana söyleyeyim. Stoper yok Manisa'da. Aynen. Sağda gidecek büyük ihtimalle. Rize çok geç kaldı. Yerli anlamda sıkıntı var. Bülent Korkmaz zaten bunu açıkladı. Dün Rize ile alakalı bir haber aldım ben. Bülent Hoca istifa edebilirmiş. Haklı zaten. Ekibiyle bir toplanmış. Aynen. Yardımcılarıyla. Haklı zaten hocam. Beyler hani biz ne yapacağız gibisinden. Rize'nin durumu vahim ha. Rize'nin Tahir Kıran takımı mahvetti gitti. Ben sana söyleyeyim. Onu da göreceğiz. Erzurum konusunda ben Erzurum'un tahta noktasını bekliyorum. Erzurum şu anda kapalı kutu noktası. Şu anki şartlarda Samsun zaten o maçtan da çok rahat ağır basıyor. Onu bir söyleyeyim. De Erzurum deplasmanını Ağustos ayında oynamak Samsun için büyük avantaj. İşte tahtaya bekliyorum. Geçen sene bakalım. Erzurum deplasmanına gittiği kazandı zaman ama. Kazandı da o gün futbol topu görünmüyor sahada. Aynen. Resmen öyle bir havada. Erzurum şu ki anda kapalı kutu 7 haftada. Çünkü Erzurum'un tahta açma ihtimali var. Ama Altay açamayacak zaten onu bir söyleyelim. Eski Erzurumlar da Samsun'da. Şumski, Novi Kovas, Osman gibi oyuncular da var. Mücahit. Aynen bakalım. Erzurum cephesi de Erzurum'dan kimle konuşsam Samsun'a bilenmiş durumdalar. Bakalım. Hani bizim eski oyuncularımızı aldılar anlamında da bu çok doğal. Tutacaksın Samsun elinde. Spor paket transfer aynen yaptı. Samsun parasını verdi. Oyuncular. İyi para verdi. Aldı yani sonuçta. Bir de Şumski gibi bir oyuncuya sen 70 bin euro serbest kalır maddesi koymak. Komedi çok garip zaten yani. Aynen öyle.
Şimdi Samsunspor'un 7 haftada baktığımız zaman da aslında dengeli bir fikstürü var. Zor da değil, dengeli bir fikstürü var. Dengeli, evet. Onu söyleyeyim. Eğer buradan zaten 14 en kötü puanla çıkarsa iyi bence, çok iyi puan olur. Tabii. İlerleyen haftalarda zaten eli daha da kuvvetlenir. Şimdi ben Bayram Hoca noktasına bakıyorum. Çok iyi transferler yapılıyor. Artık iş Bayram Hoca'da bitiyor. Ama tabii ki kulübe noktasına geçelim buradan da. Kulübede şimdi şöyle sorular var. İşte Amir Arlı var orta sahada. Cihan Kahraman var orta sahada. Berkön Libero'da var. İşte net analık oyuncuları söyleyeyim öncelikle. Evet, tamam. Onun dışında işte kanatlarda Furkan Fehmi, Ensar, Şener Kaya var diyorlar. Bunları söylüyorlar. Hani biz diyoruz ya kanatlarda bu oyuncuların yetmeyeceğine alternatif olmadığını. Hani bu oyuncular var ama bu oyuncuların yetmediğinden dolayı alternatifte ciddi anlamda sıkıntı olduğunu söylüyoruz. Şu anda Melih Okutan da var. O da var. Ama evet, taraftarlar da oyuncular katarak diyorlar ki bizde bu oyuncular var diyorlar. Siz hala yetmeyecek mi diyorsunuz diyorlar. Şimdi ben görüşümü belirteyim. Ardından sana bırakayım. Bakın bu oyuncular var. Geçen sene de kanatlarda oyuncular vardı. Ama bunların birçok kuru kalabalık. Sen bu oyuncuları topladığın zaman da hani 5 oyuncuyu topladığın zaman da net anlamda bir tane hedefe götürecek, şampiyonluk anlamında o beklentiyi sağlayacak oyuncu yok. Ne Şener, ne Ensar, ne Furkan Fehmi, ne Melih Okutan. Ki Melih Okutan geçen sene zaten gördünüz. Melih Okutan'la ilgili de bir haber aldım. Boluspor istemiş Melih. Yani bu oyuncular kuru kalabalık şu anda. Siz zannediyoruz ki 11'de oyuncumuz var solda sağda. Kulübede de toplamda 5 tane kanat oyuncumuz var. Ya bu 5 tane oyuncu da iş yapmayacak oyuncular. Geçen sene Samsunspor'un 5 tane stoperi vardı. Hepsini topladığınız zaman Osman oynuyordu stoperde. Osman oynuyordu yani. Ön libero diye alınan Osman. Yani o yüzden siz buna aldanıyorsunuz. 2 senedir de buna aldandınız Samsunspor'da. Kuru kalabalık vardı. Mesela 20-21'de kim vardı forvette? Nadir, Tomane, Ahmet Anköse. Ahmet Han'la Nadir zaten direkt çöpe atıyordu. Koryer vardı. Koryer geldi devre arasında. Aynen. Ne dedik ama? Bunları direkt çöpe atın dedik. Yani siz kuru kalabalığa biraz bu noktada bakıyorsunuz. Biz iş bitirme noktasına bakıyoruz. İş bitirme noktasında bu adamlar bitiremezler. Sen Eyüpspor'la oynayacaksın. Sen Bandırma'da oynayacaksın. Sen Sakarya'da oynayacaksın. Sen geridesin veya berabersin. Alabilecek misin Şener'i beni kurtarsın diye? Alabilecek misin beni Furkan Fehmi Ensar kurtarsın diye? Alamazsın bunları. Samsunspor acaba alternatif hamleler yapabilir mi? Berk Yıldız tarzında falan mesela. Atıyorum yani hani daha tecrübeli kanat oyuncuları gibi. Ya var, mesela Berk Yıldız Malatya ile sıkıntı yaşıyor. Ama almayacaklar. Çıkmıyor. Başkan ne dedi? Sağ bek ve forvetten sonra transferi kapatacağız dedi. Hatta devre arasında bile transfer yapmayacağız dedi. Ha bir sakatlık olmaz. Yok dur söyleyeceğim. Bir sakatlık olur dedi. Bir şey aksi bir durum olur dedi. O zaman bakarız dedi. Yok şu an ben şundan belli olmaz diyorum. Daha çok erken. Devre arasında daha kaç ay var? Allah korusun tam bir şeyler olur. Tamam işte başkan onu söyledi. Belki zaten bazı oyuncular beklenilen performansı sergileyemeyecek. Onların yerine oyuncu almak zaten isteyeceksin. Zaten şöyle bir nokta var. Şu anda zaten Samsunspor'da Tomane Gayetan noktasında baktığımız zaman da bir daha Mesakat var. Ve Fransa'dan gelecek var. Ama Fransa'dan gelen olduğu zaman da bence Tomane gidecek kesinlikle. Gider o zaman. Ama şöyle bir nokta var. Ahmet Sakat dışında o gelecek oyuncu da iyi değil. Gayetan da iyi değil. Onu ben net söylüyorum. Ahmet Sakat Allah korusun bir şey olursa Samsunspor kulübedeki o forvet sıkıntısının şeyinde değişikliğinde sıkıntı yaşar. Ahmet Sakat bu takımın net 11 oyuncusu. Evet. Şimdi mesela geçen Twitter odasına bağlandık. Bazıların görüşleri farklıydı. Ahmet Sakat bence hamle oyuncusu olacak diyorlar ama Ahmet Sakat net 11 oyuncusu olacak. Ha onların görüşlerine saygı duyuyorum. Benim görüşüm de bu yönde. Ahmet Sakat bu takımın net 11 oyuncusu. Bence de öyle. Bak ben sana bir soru soracağım şimdi. Seni kendi şeyinle vuracağım. Donen'le vuracağım. Şimdi sen mesela geçen sene ve 2021'deki ama 2021'de daha az oynadı Tomane. Geçen seneyi alalım öncelikle. Son programlarda transferde hep şunu konuştuk. Sen dedin ki Tomane'ye top gelmiyordu. İşte Tomane çok orta sahaya geliyordu. Tomane yoruluyordu. Atamıyordu. Ben de sana soracağım şimdi. Ahmet Sakat'ta Menemen Spor'da kim top getiriyordu? Yok Sakat. Ahmet bir dakika. Tamam. Ben bir söyleyeyim ardından devam et. Ahmet Sakat işte çok gelip top alıp götürüp atıyordu. Tomane yoruluyordu diyordun. Ahmet Sakat İki robot muydu? İki oyuncu farklı özellikteler ama. Ahmet Sakat bir kere 4-5 yaş daha genç. Daha hareketli. Ahmet Sakat'ın oyun tarzı aynı Bahattin Köse'nin 19-20'deki tarzına benziyor. İşte ben de bunu sana söylemek istiyorum. Tomane ile ama ikisi farklı. Böyle forvet getireceksin işte ama. İşte böyle forvet getireceksin. Tomane ağır bir kere. İki oyuncu farklı özellikteler. Hı hı. Bir de Ahmet Sakat şu an Tomane'ye göre çok avantajlı. Bir Tomane'nin Samsun'da oynadığı kadrolara bak. Ahmet Sakat çok iyi kadroya geldi. Bak işte bak orada bir şey söylemek istiyorum. Yani Menemen'de takım Menemen'de çok kötü. Menemen'de çok kötüyken adam bunu yaptı diyorum. Ama şöyle bir durum da var. Menemen'de bir beklenti yok oyunculardan. O da rahat kendini gösterdi. Burada şimdi burada da gösterecek acaba. Ülkemizde bazı oyuncular var Anadolu takımlarında çok iyi iş yapıp üç büyüklerde bir şey yapamayanlar da var. Ama üç farklı Samsun farklı. Ama Samsunspor da bu ligin en büyük takımlarından büyük ama TFF 1. Lig'in oyunu farklı ve büyük
takımlardaki hani medyanın baskı yapması çok farklı. Samsun'a yapması farklı. Ama Samsun'da dış medyanın baskısı yok. Kendi medyasından baskı var. Sen hiçbir zaman... Şimdi sana soruyorum. Samsun Spor'u kim konuşuyor Beinsports'ta? Veya TFF Beyincik'te hangi takım konuşuyor? Tunç Kayacı konuşuyor Beinsports'ta. Nasıl konuşuyor? Haftalık program yapıyorlar. Hayri Ülgen konuşuyor TRT Spor'da. Ne kadar konuşuyor? Normal 15-20 dakika bir maçını konuşuyorlar. Yani ne kadar TRT'de ne kadar konuşacak işte. Ki? Mesela ülkemizde spor var. Spor ama Fenerbahçe, kanalı. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'u ne kadar konuşuyorlar? Trabzon'u bile konuşmuyorlar. Programların sonu. Onu biraz konuşuyorlar. Son şampiyon işte. Oldu. O yüzden yani. Diyorum sana yani. Bir saat Galatasaray, 40 dakika Fener, 20 dakika Beşiktaş. Burada Ahmet Sakat'ı baskı noktasında taraftardan olur. Ahmet Sakat bunu ama çok rahat kaldırır. Bak ben şunu söylüyorum. Samsun Spor taraftarlarına söylüyorum. Toman... Ahmet Sakat her türlü iş yapacak. Yok, ben şöyle, de seninle aynı görüşteyim. Ahmet Sakat'la Tomane arasındaki farkı öyle bir görecekler ki Tomane'ye biz nasıl katlanmışız diyecekler. Bak bunu söylüyorum. Ahmet Sakat var ya hallaç pamuğu gibi gol atar. Sağından çevirir, solundan çevirir, çalım atar, geçer. Orta alanda topu uzaktan vurur. O 18 çizgisinin dışından gene gol atar Ahmet Sakat. Ahmet Sakat bence de iş yapar. Net anlamda 11 oyuncusu olur Ahmet Sakat. İşte biz böyle oyuncular bekliyoruz. Hani biz niye Koray'a geldiği zaman da, Bach geldiği zaman da, Junior Tallo geldiği zaman da işte... Kayamba geldiği zaman da kötü dediysek, buraya gidiyorsak demek ki bir şey var. Samsun Spor hala bu Betao'yu falan yollayamadı. Ne düşünüyorsun? Vallahi acilen gönderemesi lazım oyuncuların zaten. Yani yabancıyı açmak için. Mecbur gönderecek zaten. Betao gidecek yani. Savicevic gidecek. Senin çok güzel söyledin. Herhalde Çınar'ı gidecek Çınar'ı zaten. Kampta. Ya Çınar ikinci kampa doğru gider zaten. Samsun'da şu anda zaten şey şişti. Tomane bile şu anda yabancı gelecek. Tomane var nasıl olacak? Gidecek zaten anladın mı zaten? 3 forvet oluyor zaten. 4 tabii. Tane forveti ne yapacaksın? Diomande yani? Bence büyük ihtimalle gider ben sana söyleyeyim. Diomande'nin ben duruma göre 7. ya da 8. yabancı olacağını düşünüyorum. Bence anda. Olmayacak. Bak şöyle bir nokta da var. Yeri geliyor Fernando Boldrin 8 numarada da oynayabiliyor. De Boldrin 10'da oynayacak. Ama 10'da oynayacak da hani çok zorda kalırsan 8 numara oynama özelliği var. Bu anlamda söylüyorum. Buradan Boldrin'e geçeyim. Ben Boldrin'e Türkiye Karin'in kenara atarak önce Romanya'dan alacağım. Çünkü Romanya'dan beri takip ederek bildiğim bir oyuncuydu. Şumudik'le beraber geldiler. O da Romanya'da. Astra Gigi'den özellikle aynen. Çok yakından takip ettiğim, izlediğim ve beğendiğim bir oyuncuydu. O zamanlar işte bu Tanaseler işte... Yine Türkiye'ye gelen Kayseri Spor'da oynamıştı ya Samsun'un gündemine gelmişti. Sapunaru geldi yok, o dönem. Hücum oyuncusu vardı ya A'la başlayan ismi. İsmi şu anda aklıma Artem gelmedi. Kraves. Yok 2021'den gündeme geldi ya alacaklardı Kayseri almıştı. İsmi aklıma gelirse söyleyeceğim şu anda telaffuz edemedim. Santrafor mu kanat mı? Kanat ve santrafor oynayan. Beyaz mı? Ali Beç. Deniz Ali Beç. Deniz Ali Beç. Sakatlandı bir türlü oynayamadı. Şimdi ya. Aynı o sezonlarda bu Boldrin'de benim takip ettiğim, kendi notlarımı aldığım oyunculardan birisiydi Romanya Ligi'nde. Türkiye'ye keşke böyle oyuncular gelse diyordum. Çünkü biliyorsunuz Galatasaray'ın aldığı zamandaki Romanya'dan sonraki oyuncular Türkiye'ye gelmiyordu. Ama yavaş yavaş bu son dönemde yani. Romanya tarzı oyuncular çok gelmeye başladı. Ali Beçler, Boldrin'ler falan. O zaman bunu kaydettiğim oyunculardan birisiydi. Asla Cicu'da oyuncu çok parlamıştı. Şampiyon oldu. Zaten sonrasında Star Bükrüş'e gitmişti oyuncu. Yani Boldrin asist yapar, orta açar, duran top kullanır, aynen. Uzaktan şut çeker, araya pas atar, arkadaşlarını motive eder. Böyle bir oyuncu. Şu anda Samsun Spor'un duran toplarda eli çok kuvvetlendi. Hem top kullanacak, orta açacak, hem de kafa vurup gol atacak oyuncu anlamında çok kuvvetlendi. Bak. Duran topu kullanacak Boldrin var 1. Celil Yüksel var 2. Novi Kovas var 3. Yere geliyor Mücahit bile kullanır. 4 duran tane oyuncu var. Duran toplarda orada bir arıza olmasın yok, aralarında. Orada da arıza olmaz. Tatlı bir telaş, yok, orada yani, tatlı bir çekişme. Orada gibi. Herkes kimin ne yapacağını bildiği için bırakacak zaten. Bu oyuncular içinde bence en iyi kullanan Boldrin ile Celil. Novi Kovas'tan daha iyi. Aynen öyle. Başta da Boldrin. Tabii. Penaltı noktasında da Samsun Spor'un eli kuvvetli. Hasan Kılıç 1. Celil Yüksel 2. Boldrin 3. Tabii. Çok iyi yani Samsun Spor'un bu anlamda bu eli sezon güçlendi. Eli güçlendi. Geçen sene biz ne diyorduk? Duran topta Samsun Spor'un kullanacak bir tane adamı yok diyorduk. Alaaddin geliyordu. İşte düşün yani. Aynen. Aradaki farkı. Yasin her topa geliyordu. Artık diyorduk Yasin gelme diyorduk. Hala gelme. Geliyorsun gelme diyorduk. Geliyordu mecbur. Adam en kıdemli oyuncusu diye o geliyordu. Aynen. Da bu Gökhan Gönül eğer gelirse Gökhan Gönül transferi bence takımdaki dengeleri bozabilir ama. Aynen vallahi Gökhan Gönül konusunda buradan Yüksel Başkan'ı uyaralım. Yine bugün Perşembe. Bizim 3 senedir klasik bir noktamız var. Biz ne zaman transfer programı yapsak Samsun Spor transfer noktasında oyuncu açıklıyor. Şimdi buradan ben Gökhan Gönül'le ilgili görüşümü belirttim. Sen de belirttin. İnşallah alınmaz. Açıklanırsa da şaşırmayız. Ama eğer bu videoyu izlerlerse Gökhan Gönül'den bu noktada bunu dikkate alsınlar. Gökhan Gönül bu ligi de bilmiyor ya. O ya şöyle bir nokta var şimdi. Yok.
Ama şimdi, Süper Lig'de bu ligin futbolu farklı. Farklı da şimdi ben sana şöyle örnek vereyim. Üst Lig'den Mamadiyov gelecekti mesela. Mamadiyov gelseydi süperdi. Mamadiyov iş yapardı. O yüzden Gökhan Gönül cidden bir sakatlık olayı var mı? Yoksa orada başka bir olay devreye girmiş orada olabilir var. Mi? Orada hani şöyleydi. Mamadiyov mesela oynuyordu. İyileşiyordu bir daha sakattı. Hani istikrar durumu yoktu. Böyle aşırı uzun süreli yoktu. Bunu geçen de sana söylemiştim. Hatay'da 2 sene ama iyi maça çıktı. Tabii çıktı zaten. Gayet son dönem için konuşuyorum zaten. Ya şöyle bir nokta var. Şimdi Samsunspor'da mesela Gökhan Gönül noktasında bakarsak sıkıntılı. Bir de ben forvet noktasına geleceğim. Ya benim tahmin ettiğim forvet. Ben buradan söylemek istemiyorum. Aslında söylesem onlar daha net anlayacaklar. Ha, bize sorabilirler. Hangi oyuncu sizin kafanızdaki oyuncuydu diye. Onun cevabını da veririz. O yüzden hani bu transfer 3 tane oyuncu var. Bir tanesi çok genç. Hepsi Lig 2'de mi oynuyor? Aynen. Bir tanesi çok genç. O oyuncu zaten bence gelmez, alınmaz. Bir tanesi zaten şeydi, ben buradan bir tekrardan hangi oyuncunun sözleşmesinin 2 senelik olduğuna bakacağım. O oyuncu çünkü net anlamda zaten gelmeyecek diye bakıyorum ya. Eğer oyuncu genç oyuncuysa zaten onu bir rafa kaldıracağım. Ona bir bakayım buradan. Tamam. Şimdi Samsunspor eğer bu 3 oyuncudan hangisini alırsa alsın yanlış transfer yapar. Yine söylüyorum. Birinci forvet Ahmet Sagat olur. Geçen hafta da konuştuk. Eğer sen yine Tomane gibi, Gaeten gibi forvet getiriyorsan hiç yabancı hakkını oraya kullanma. Git direkt sağ beke yabancı al demiştik. Şimdi ben buradan tekrardan bakıyorum. Hangi oyuncunun sözleşmesi 2 senelikti diye. Eğer genç oyuncunun sözleşmesi değilmiş. Genç oyuncunun tamam o zaman büyük ihtimalle genç oyuncu da bu gelecek transferlerden birisi. Ama ben biraz önce sana gösterdiğim oyuncu işte büyük ihtimalle gelecek. Bak o büyük ihtimalle o oyuncu olacak. Gelirse yorumlarız. Ben buradan tek şunu söyleyeyim. Özelliklerine girmeyeceğim. Yanlış transfer olur. Geldikten sonra haftaya konuşuruz programda. Aynen. Büyük ihtimalle bu gelecek. Bakalım. Samsunspor'dan ekstra transfer bekliyor musun? Yok, başkan da açıkladı çünkü dedi ki ben dedi sağ bek ve forvet dedi zaten transferi kapatıyoruz dedi. Bir de Şanlıurfaspor'da oynayan Muhammed Raşit Yöndem'le ilgisinin olduğuna dair bana bir haber geldi. Samsunspor'un çok iyi bir sağ bek Raşit. Evet Yöndem. Raşit biz alınırsa biliyoruz. Alınırsa oynar bu kadroda, rahat oynar. Çok aynen. Dinamik bir oyuncu. Gökhan Gönül'den vazgeçin. Bakın buradan geçen hafta aynen. Ahmet Sakat'ı sen söyledin alındı. Buradan da yönetim transfer ekibi bize eğer hani görüşlerimizi dikkate alırlarsa, eğer dikkate alıyorlarsa şu söyleyelim. Gökhan Gönül'den direkt vazgeçin. Bitmediyse, bitirme noktasına gelmediyse, Muhammed Raşit Yöndem de doğruysa aynen. Direkt transferi bitirin. Oyuncu daha genç. 23 25, yaşında. 24 yaşında. 97 doğumlu. Aynen Raşit. 25 yaşında. 24 diyecektim de 23 dedim. 25 yaşında direkt alın. Çok fazla katkı verir. İleri geri arı gibi çalışan iyi bir oyuncu. Bu bize gelen bilgi. Evet, Urfa'dan. Bizim Urfa ile aramız iyi. Oradan evet. Bilgiler geliyor kulüp içindeki. Urfa'dan beni haftada 2 kere arıyorlar. Aynen. O yüzden hani bu alınırsa daha iyi olur diye düşünüyoruz. Ya bir de Gökhan Gönül şimdi 37 yaşında çok sakatlanıyor ve şimdi bu takım geçen sene bir Hasan Kılıç, Yasin Öztekin problemi yaşadı zaten. Papaz futbolcular sıkıntısı yaşadı diyelim daha çok. Caner Arıcılar var 20-21'den. Gökhan Karadenizler var. Onu da bir alalım. O da var. Yani Gökhan Gönül'ün zaten futbol olarak vereceği bir şey var mı yani? Yok ki. Hiçbir şey yok. Ya diyorum ya bu lig fiziksel ikili mücadeleye dayalı. Gökhan Gönül'ün zaten hiçbir gücü yok. Yığılıyor ikili tamam. Mücadele. Bunu herkes biliyor. Sakatlama nedeni de bu. Çok zayıf kalıyor. Vücut anlamında sıkıntılı. Gökhan Gönül zaten Fenerbahçe'deki en iyi dönemlerinde bile sakatlanıyordu. 2009-2002 Fenerbahçe'de Gökhan Gönül şoku diye haber oluyordu. Evet, hep ya. Sakatlanıyordu. Aynen. Bir de şöyle bir noktası var. Bu Fenerbahçe'nin en iyi olduğu zamanlarında da Gökhan'da bu sıkıntı vardı. O kesme ortaları hep sıkıntılıydı Gökhan'ın. Ya adam da şöyle çarptırıyor. Ya bir çalım at, bir pas at, bir geç. Gökhan Gönül'ün en büyük sıkıntılarından biri de buydu. Gökhan Gönül neden sence transfer yapamadı? Hiç adı geçmedi yurt dışı takımlarıyla. Gökhan hem Gönül bu sakatlık, ama çalışmayı sevmeyen bir oyuncu. Hem bu sakatlık hem de bu işte kendini üzerine koymama noktasından dolayı oldu. Lig TV'de Quiz diye bir program vardı hatırlar aynen. Mısın? Orada hep en tembel futbolcuya Gökhan Gönül diyordu Fenerbahçeli oyuncu. Çalışmadığından dolayı sürekli sakatlanıyordu zaten. Aynen. Ya Gökhan Gönül'ün Samsunspor'a bir şey verebileceğine inanmıyorum. Ben olsam başka bir sağ bek alırım. Bir de Samsunspor'a bir tane 6 ve 8 oynayacak alternatif oyuncu evet lazım. Biz yine söylüyoruz işte kuru kalabalık var. Yani siz aynen. Diyorsunuz ki Cihan diyorsunuz, Amir diyorsunuz. Bunlar yetmeyecek oyuncular. Allah korusun Hasan, Celil, Osman üçlüsünden birisine bir şey olsun. İşte o zaman anlarsınız o demek istediğimiz. İnşallah olmaz tabii de biz bu şeyleri görmemiz lazım. Yani olabilir sezon çok uzun. Tabii. Bence Samsunspor gizli yürütüyor. Bir transferi var. Ben öyle düşünüyorum. Hangi bölge için? Orta sahaya. Bu oyuncu hem sağ bek oynayabiliyor hem de merkez orta saha. Bilmiyorum. Bu da şeye döner ama Kocaespor'un aldığı Sisse'ye dönerse görürsün onu. Yok bu benim dediğim yerli. Yok yok onu demiyorum bak farklı evet. Bir şey örnek veriyorum sana. Aynı bu tarz oyuncu alırsan yanlış.
iş yapamayacak, yanarsın diyorum. Yok, o tarz oyuncular bu, genelde sıkıntılı. Bu oyuncu şöyle bir oyuncu. Sağda da ortada da iyi oynuyor ama Türkiye'ye sağ bek olarak geldi. Fakat geçen sene oynadığı takımda iyi bir sağ bek olduğu için kullandığı hoca onu merkezde kullandı. Bakalım. Ama iyi bir oyuncu bu oyuncu gerçekten. Vallahi ama Samsun Spor'da izli yürütüldüğünü düşündüğü bir transfer. Başkan dedi zaten sağ bek ve forvet dışında transfer yapılmayacak. Ki hem o oyuncu gelirse hem sağ bek hem de orta sahayı kapatır gerekir. Bir de ben sana söyleyeyim, Samsun Spor bence %99 Gökhan'ı bitirdi. Öyle mi diyorsun? Biz buradan konuşuruz bence söylüyoruz ama olur. Bitirmesinler yani, ben söylüyorum. Bence... Başkan zaten açıklamasını yaptı. Gökhan'a kapımız açık dedi. Bence Samsun Spor hala Orhan Abacıklı'yı da alabilir. Orhan Abacıklı noktasında Eren Tozu geçen hafta bir hikaye paylaşmıştı. Bu Samsun'un adı geçtiği anda Orhan Abacıklı'ya oturuyorlar. Orhan Abacıklı parası da ödendi Erzurum'da. Bence kalacak. Kalacak da Erzurum ligde kalmaya oynar. Bilemem. Bence. Hani o, ben onu bilemem. İkna edebilirsen ben Samsun noktasına bakıyorum. Erzurum'da kalacak bence. Samsun Spor'da yani sağ bek noktasında bence Gökhan bitirecek gibi duruyor. Çünkü Gökhan başkan da kapıyı açtı. Kocaeli Spor küme düştü mesela. Mehmet Yılmaz Samsun. Kaldı Mehmet Yılmaz. Mehmet Yılmaz kaldı ama takımda Mehmet. Sen al diyorsun da takımda kaldı adam. Ama bak Sakat al dedik aldılar. Ama Ahmet Sakat bak çok farklı bir şey. Menemen de düştü. Menemen düştü ama Ahmet Sakat tutabileceğim bir oyuncu değil ki. Mehmet Yılmaz tutabileceğin bir oyuncu Kocaeli açısından. Menemen Spor hiç kimse tutabilecek noktası yok. Kocaeli Spor'da şöyle bir durum var. Kocaeli de düştü. İsteyeni gönderirler orada bir ortada. Ama tutuyorlar adamlar. Mehmet de TFF1'de oynayacak bir oyuncu. Yani ikinci ligde oynaması için zaman kaybı verdi. Menemen noktası çok farklı. Bir de Samsun'da. Ahmet Sakat piyasa yapmış. Forvet oyuncusu Ahmet Sakat'ı sen hiç tutamazsın zaten. Nasıl tutacaksın Ahmet Sakat'ı ya? Sağ bek de hiç bulamıyorsun ki piyasada bek. Öyle bak bulamıyorsun da bak çok farklı bir şey. Bulamıyorsun ama Kocaeli niye bıraksın adamını? Veya niye bıraksın adamını? İşte alt tarafa düşen takımlar örnek verelim. Kim düştü mesela? Geçen seneden. Balıkesir'i saymayalım. Orada şeyden, yoktu. Mesela. Süper Lig'den bahsedelim mesela. Şimdi Altay düştü. Takımlarda Malatya. Bütçe olsa o adamları bırakır mı? Bırakmaz. Bak şeyi tuttular mesela. Şeyin parasını ödediler. Bamba'nın parasını. Ardından Bamba bonservise gitti mesela. Yok, Bamba zaten açıklama yaptı. Ben kalmayacağım dedi. Aynen. Yönetim burada dedi. Gerekliliklerini yerine getiremedi falan diye. Bence Samsun Spor sağ bek isterse rahat bulur. Alt liglerde, ikinci liglerde bir de oynayacak oyuncu çok burada ama. Almamalar lazım. Ya şöyle bir durum var. Ben Gökhan Gönül'ü almam. Ben de almam zaten. Almam Gökhan onlar. Gönül büyük yanlış. Tabii. Samsun Spor kendini yakar. Almasın. Altını çizeceğiz de söylüyoruz. Hem sağ içi hem de sağ dışı sıkıntı çıkar takımda. Bak aynen. Samsun Spor bu sene iyi oyuncular aldı hep. Sıkıntı çıkarmayacak. Bir olumsuz hamle tüm olumlu hamleleri bitirebilir. Kesinlikle. Sıkıntı olur. Alternatif konusunda da yine söylediğimiz gibi yani sen ne hani düşünüyoruz? Kanatlar ve o 8 numaranın noktasında transfer lazım. Oradaki oyuncuları sayıyorsunuz ama oyuncular Samsun Spor'u geçiyorum. İkinci ligde şampiyon olacak takımlarda bile yok yani. Tabii. Oynayamazlar yani. Oynar mı Şener? Şu an oynar mı Ensar? Çok zor. Oynar mı Furkan Fehmi? Yok. Çok, orta çok seviye. Zor. Tabii. O yüzden. Samsun Spor'a alternatif bir tane en azından kanat lazım. Hem solda hem sağda oynayabilen. 6 ve 8'e bir adam lazım alternatif 2. Bir de sağ bek lazım 11'e 3. Ve santrafor da gelecek 4 tane lazım. Aynen. Yani toplam. Aynen öyle bakalım. Liglerde bir hafta ertelendi. Onu maalesef. Söyleyelim maalesef. 12 Ağustos'a Samsun'da Altay'la açacak. O maçı da zaten güzel bir o hafta geldiği zaman da konuşacağız. Aynen. Tekrardan Samsun Spor'un transferlerinin hayırlı olmasını dileyelim. Gelecek oyuncular da inşallah hayırlı olur. Bizim programlardan sonra bir gelenek haline geldi. Samsun Spor transfer açıklıyor. Onu doğru. Da haftaya bayram sonrasında yani bayram haftasında konuşuruz yapacağımız inşallah. Programda konuşacağız. Aynen, herkese aynen. İyi seyirler diliyoruz. Samsun Spor taraftarlarına vermiş oldukları ilgi için çok teşekkür ediyorum. Bağlandığım Twitter odasında hep çok fazla soru soruyorlar. Çok fazla selamları var sana da. Sağ olsun. Çok fazla bir şekilde bize diyorlar ki çok selam. Güzel program yapıyorlar. Samsun'a onları sağ davet olsun. Edelim diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Bu videomuzu da bol bol beğeni, yorum ve bu transferlerle ilgili görüşlerinizi özellikle rica ediyoruz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Herkesin de bayramını buradan öncelikle bayram öncesinde kutlayalım. İnşallah bayramdan sonraki İnşallah. Yani bayram haftasındaki programda tekrardan da görüşürüz. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ağzına sağlık. Samsun Sporlu izleyicilerimize de destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Tüm Samsun'a da selamlarımızı aynen yolluyorum. Selamlarımızı gönderiyoruz. Herkese de iyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.